Şimdi organizasyonla bireysel başarının ne anlamı var derseniz aslında organizasyonlar aynı insanlar gibi, bireyler gibi aslında. İnsan gibi organizasyonlar yaşarlar, büyürler, doğarlar, yaşarlar, büyürler, gelişirler. Böyle dev oldukları zamanlar olur böyle. Çok hükmettikleri dönemler olur böyle. Sonra çöküşe geçerler, bir gün hayatına son verebilirler. Tabii iyi organize olmuş yapılar ise böyle o hayatları daha da uzun sürebilir yani. İnsanlar da aynı şekilde bu organizasyonlar gibi, şirketler gibi ya böyle. Dolayısıyla insanların da buradan organizasyonlardan birey olarak yani alacağımız, çıkaracağımız şeyler var. Dolayısıyla bu organizasyonların değerleri var. İnsanların da, bireylerin de bir takım değerleri var. Dolayısıyla insanlar nasıl et ve kemikten ibaret, sadece kemikten değil, sadece etten ibaret değil yani. Dolayısıyla organizasyonların da bir takım değerleri var. Bu değerlerle beraber organizasyon oluyorlar. Birlik, beraberlik dediğimiz bu organizasyonun değerlerinden bir tanesi, temel değerlerinden bir tanesi birlik, beraberlik. Biz diyoruz ki, bu organizasyonun bu şekilde gelişmesi, inkişaf etmesi birlik, beraberlik ruhu ve şuuruyla oluşmuş vaziyette. Buradan size çıkarımı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Aile birliği, okulda birlik, üniversitede birlik veya toplumda birlik meselesi hayatımıza anlam ve değer katar diyoruz. Yani biz de birlik, beraberlik başarı getirdi. Sizde de birlik, beraberlik başarı getirebilir diyoruz. Hemen aşağı maddeye geçiyoruz. Diyoruz ki saygı, sevgi, itaat diyoruz. Neye saygı? İş yaptığımız insanlara saygı. Neye saygı? Ortağımıza saygı. Neye saygı? Müşterimize saygı. Neye saygı? Bir takım şirkette beraber olduğumuz organizasyondaki insanlara saygı. Dolayısıyla bizim sosyal hayatımıza geldiğimiz zaman, sosyal hayatımızda da ne oluyor? İş şuraya geliyor. Topluma saygılı. Bireysel çıkarım yapıyoruz ya buradan. Topluma saygı gösterdiğimiz zaman, beraber olduğumuz insanlara saygı gösterdiğimiz zaman aynı. Organizasyonlardaki başarıya eğer saygı getiriyorsa birey yaşamımıza da saygı getirebilir diyoruz. Sevgi, işimizi severek başarılı olabiliriz. Aynı şekilde siz de işiniz ne ise, eğitim alanınız ne ise veya yaptığınız iş her neyse yani onu severek ancak başarılı olabiliriz diyoruz. Biz işimizde böyle başarılı oluyoruz diyoruz. İtaat deyince özgürlüklerin sınırlanması gibi bir şey akla gelebilir. İtaat aslında özgürlüklerin sınırlanması olarak değerlendirilmemeli. Daha çok kayıtsız şartsız itaatten bahsetmiyoruz burada. Tek tiplilikten bahsetmiyoruz. Mümkün mertebe tabii bir organizasyon varsa, orada bir organizasyonun lideri varsa, kurumsal değerler ilkesinde o organizasyonun liderine itaat etmekten bahsediyoruz. Bu başarıyı getiren unsurlardan bir tanesi. Hemen aşağıya geçiyoruz. Değerlere bağlılık diyoruz. Kurumların da aynı insanlar gibi bir takım değerleri vardır. Veya insanların da kurumlar gibi değerleri vardır. Dolayısıyla biz de bir takım değerlere bağlı kalarak yani mümkün mertebe kendi kimliğimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bireylerin de böyle bu şekilde değerleri olmalı. Bir takım değerlere bağlılığı olmalı diyoruz yani. Değerlere bağlılık bazen böyle gelenekçilik olarak algılanmasın. Asla böyle değil. Değerlere bağlı kişiler, bireyler, kurumlar hayatta ve dünyada şu anda daha çok değer görüyor, daha çok takdir görüyor. Ama kapalı bir şekilde değil yani. Adalet olgusu yine bizi başarıya ulaştıran unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Burada ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz yani adalet hepimize lazım. Kurumlarda adalet olduğu zaman başarı beraberinde geliyor ve kurum güven veriyor. Dolayısıyla bireyler de aynı kurumlarda biz nasıl böyle adalet unsuruyla, ortağımıza adalet, iş yaptığımız insanlara adalet, müşterimize adalet konusuyla beraber başarılı olduysak, bireyler olarak biz de aslında aynı şekilde adaletli bireyler olduğumuz zaman toplumda hüsnü kabulümüz, yani kabul edilmemiz daha kolay olabilir ve saygınlığımızı daha fazla elde etmiş olabiliriz diyoruz değerli arkadaşlar. Hemen bir aşağıya iniyoruz. İstişare ve müzakere meselesine baktığımız zaman, bizim şirketlerimizde eğer bir şeyi iyi biliyor olsanız bile bir şekilde istişare ediyoruz, müzakere ediyoruz ki ne yapıyoruz? Eğer doğru bildiğimiz bir şey varsa ona daha çok değer katıyoruz istişareyle. Yanlış bildiğimiz bir şey varsa yanlışımızı düzeltiyoruz veya doğru bildiğimiz bir şeye daha doğruları katıyoruz böyle. Bir de ne yapıyoruz? Ola ki işin sonunda bir risk varsa riski de paylaşıyoruz aslında. Başkalarıyla riski paylaşıyorsunuz. Bir başarısızlık riski varsa onu da paylaşmış oluyorsunuz. Müzakere ve istişare çok önemli diyoruz. Akıllı insan aslında etrafındaki insanların fikirlerinden istifade eden, onlardan yararlanan insandır diyoruz ya böyle. Mümkün mertebe istişarede bereket olduğunu da biz görüyoruz ve
cemiyette başarılı insanlara baktığınız zaman aslında hep istişare eden, bir başkalarının aklından akıl alan, fikir alan ve doğruları o şekilde bulan insanlar olduğunu görüyorsunuz yani. Biz de şirketimizde istişare diyoruz. Siz de hayatınızda istişare ve müzakerenin gücüne inanırsanız böyle daha çok başarılı olabilirsiniz diyoruz. Tabii ki değer verdiğimiz insanlarla veya görüşlerine itibar ettiğimiz insanlarla istişare etme ve müzakere etme meselesi de çok önemli. Tevazu meselesi var burada. Toplumda değer görmenin ana temel yolu aslında. İnsanlar değer görmek için hep artistik hareketler yaparlar, bir takım işler yaparlar vesaire derler ama esasen bakarsanız hiç artistik hareketlere gerek yok ya böyle. İnsan mütevazi olduğu zaman değeri çok daha fazla görebiliyor toplumda. Aslında değer görmenin yolu mütevazilikten geçiyor. Dolayısıyla biz şirket olarak böyle mümkün mertebe tevazuyu elden bırakmamaya çalışıyoruz. O zaman da ne yapıyorsunuz? Değer görüyorsunuz toplumda İşleriniz daha da iyi bir şekilde, kendinizi iyi hissediyorsunuz, şirket olarak iyi hissediyorsunuz, değer gören bir şirket olarak iyi hissediyorsunuz. Hemen altına geçiyoruz, disiplin meselesi var. Biz disiplinle başarılı olduk, iş disipliniyle başarılı olduk. Disiplin deyince akla hemen böyle başka şeyler gelir ama, kötü yaptırımlar gelir ama iş disiplini aslında disiplinden kastettiğimizi biliyorsunuz. Yani böyle ilkel olma, bir takım unsurları dikkatli bir şekilde değerlendirme anlamına geliyor. Yani değerli arkadaşlar. Yine sürdürülebilirlik de bizim aslında ana unsurlarımızdan bir tanesi. Bir başarının üzerine yatıp ondan sonra yan gelip yatmamak lazım. Yani mümkün mertebe sürdürülebilir. Zaten hani bizim dini inanışımızda da şu vardır biliyorsunuz arkadaşlar. Allah katında ibadetin sürekli olanı makbuldür derler yani aslında. Burada da şirketlerde de başarıları sürdürülebilir bir şekilde yaptığınız zaman o zaman ne oluyor? Şirketiniz daha uzun. Yaşam ömrü daha uzun olabiliyor. Dolayısıyla buradan bireysel çıkarımız nedir? Bizim de bir başarının üzerine yatmamamız lazım. O başarıyı sürdürdüysek devam ettirebilmek için sürdürülebilir olmasının yollarına bakmak lazım diyoruz. Geçiyoruz hemen. Biraz acele anlatıyorum, zaman sınırı olduğu için aslında bildiklerimi hep anlatmak istiyorum yani. Şimdi bu şeyin altına biz ne yaptık? Biraz önceki anlattığımız şeyler bizim neydi? Temel değerlerimizi, şirketimizdeki uyguladığımız temel değerlerdi. Şirketi şirket yapan temel değerlerdi. Burada ise kurumsal değerlerimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kurumsal değerlerimizden bir tanesi nedir? Liderlik. Biraz önce de hani itaat meselesinde liderlikten bahsetmiştik aslında arkadaşlar. Liderlik meselesi şunu demek istiyoruz. Lidere itaat ediyoruz. Kurumumuzun lideri kimse ona itaat ediyoruz yani böyle. Ama kayıtsız şartsız itaatten bahsetmiyorum. İşlerimizi müzakere ediyoruz ama neticesinde, işin neticesinde orada bir lider var, ona itaat ediyoruz. Bugün baktığınız zaman siyasi partilerde de, şirketlerde de, ailelerde de bir lider vardır. Ona itaat esastır. Demokratik bir şekilde her şeye konuşulur ama ona itaat esastır değerli arkadaşlar. Bir de hepimiz lider olmaya çalışmıyoruz yani. Çünkü herkes lider olmaya çalışırsa o zaman bir karmaşa olur. Bazen veya belki de genellikle böyle liderin arkasından ona destek olan insan olmak aslında daha da böyle erdemli bir iş olabilir ya belki. Dolayısıyla mümkün mertebe liderleri destekleyen ikinci, üçüncü adamlar vardır. Onlar da çok önemlidir ya böyle bir şekilde. Dolayısıyla bizim hayatımızda da buradan size çıkarımımız nasıl arkadaşlar? Hepimiz hayatta lider olamayabiliriz ama liderin peşinde, lideri sürükleyen, lidere destek olan insanlar olabiliriz yani. Dolayısıyla kimimizde liderlik vasfı vardır, kimimizde de lidere destek olan insan vasfı vardır. Bunlara dikkat etmek gerekir diyoruz yani. Efendim, inovasyon diyoruz. İnovasyon ve tasarım bizi başarılı kılan şeylerden bir tanesi. İnovasyon ve tasarım. Sürekli yenilikçilik. Dizayn, tasarım, yenilikçilik yani neyse bizi başarılı kılan işlerden bir tanesi. Biz yıllar önce 1980'li yıllarda arkadaşlar benim de iş hayatına yeni girdiğim zamanlarda o zaman sedirden çekyata geçilen bir dönem vardı. Çekyat, pratik yaşam gereci aslında. Ne yapıyorduk o zaman? Diyorduk ya bir gün bu çekyat ihtiyacı bitecek herhalde diyorduk ya böyle. Hep korkuyorduk böyle yani. Ya nasıl olacak acaba? Çekyat ihtiyacı biterse bizim ürettiğimiz ürünleri dağlar, denizler, okyanuslar almaz diyorduk ya böyle. Sonra bir baktık ki inovasyon ve tasarımdaki güç bizi sürekli ileri götürüyor, sürekli ileri götürüyor. Rakiplerden korkardık, sonra inovasyonun gücünü keşfedince rakiplerden korkmamaya, dost doğru daha ileriye yürümeye gayret ettik ve
Hep heyecan duyduk bundan. Dolayısıyla buradan bireysel çıkarım nedir arkadaşlar? Bireysel çıkarım şudur. Her işimizde, yapacağımız birey olarak işlerimizde de mutlaka inovasyona verilecek yer vardır. Tasarıma verilecek yer vardır. Ya tasarımla bireyin ne alakası var dememeliyiz. Bireyin de tasarımı vardır arkadaşlar. Ürünlerin tasarımı olduğu gibi bireyin de tasarımı vardır. Belki kendinize bir SWOT analizi yaparsınız. Kuvvetli yönlerim neler? Zayıf yönlerim neler? Fırsatlarım neler? Tehditlerim neler benim diye? Kendinize bir SWOT analizi yaparsınız. Aynı şirketlerin kendisi için yaptığı için, bir takım işler için yaptığı gibi SWOT analizi yaparsınız. Kendinize bir tasarım yapabilirsiniz. İnovasyon yapabilirsiniz. Yenilikçilik yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizim yaptığımız, başarılı olduğumuz işte siz de bireye indirgediğimiz zaman bireysel çıkarımda hepimiz için hayatımızda bir şekilde inovasyon yapacağımız unsurların olduğuna biz gönülden inanıyoruz arkadaşlar. Rekabetin acımasızlığından biz inovasyonla ve tasarımla kurtulduk arkadaşlar. Ha, hala tam kurtulmuş sayılmayız. Bu hayat mücadelesi devam ediyor. Rekabet devam ediyor. Aynı hayatta olduğu gibi, sizlerin hayatında da olduğu gibi şirketler içinde rekabet devam ediyor. Dolayısıyla rekabet çıpasından kurtulabilmenin en önemli yollarından bir tanesi inovasyon ve tasarım. Üzerinde çok durdum arkadaşlar. Sizi farklı kılacak şeyler bunlar olduğu için üzerinde çok durdum. İnovasyon ve tasarımın. Ekip çalışması diyoruz arkadaşlar. Hemen ilahi bir sözle devam edelim. Yalnızlık Allah'a mahsus deniliyor değil mi? Hep söylenir yani böyle. Dolayısıyla ekip çalışması, yabancıların teamwork dedikleri işe çok önem vermemiz lazım. İş yaptığımız ortamımızda, iş yerlerimizde önem vermemiz lazım. Burada aslında başarıya, kararlarımıza, aldığımız kararlara ve başarılara insanlara ortak etmek aslında sahiplenme duygusunu da güçlendirir arkadaşlar. Yani bir takım sorunlar olduğu zaman da o riski paylaşma işini de rahatlatır yani. Dolayısıyla başarıya ulaşabilmek için ekip çalışmasını çok önemsememiz lazım. Biz ekip çalışmasıyla bugünlere geldik. Ekip çalışması olmasaydı eskilerden ta ilk yıllarımızda hep maliyetleri ben yapardım. Şimdi sadece kontrol ediyorum mesela. Hatta kontrol eden arkadaşları kontrol ediyoruz yani biz. Dolayısıyla ekip çalışması olmasa belki 50 tane benim gibi insan lazımdı. Dolayısıyla ekip çalışması bizim işlerimizi kolaylaştırıyor, organizasyonumuzu güçlendiriyor. Buradan ekip çalışmasından bireysel çıkarımız nedir arkadaşlar? Bireysel çıkarımız şu, siz de hayatınızda ekip çalışmasına önem vermeniz lazım. Neden? İşlerinizi kolaylaştırmak için, hayatınızı daha mutlu edebilmek için, başarıya daha çok ulaşabilmek için, bir de gelecekte evlenip barklandığınız zaman daha rahat yaşam yaşayabilmek için belki de. Yani ne alakası var demeyin arkadaşlar. Ekip çalışmasına alışan insanlar sosyal hayatta iki kişilik yaşama daha kolay adapte olabilirler yani. Geçiyoruz arkadaşlar. Değişim yönetimi. Bunun üzerine çok söylenecek sözler var. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır diye mesela bir söz var. Yani çok hadis-i şerif diye biliyorum ya böyle. Dolayısıyla iki günümüzün birbirine eşit olmamasının tam güncel tabiri değişim yönetimi desek herhalde yeri arkadaşlar. Bireysel çıkarımıza baktığımız zaman iki günümüzün hakikaten birbirine şirket olarak biz eğer böyle değişim yönetimini yapamayacak olsak o zaman çok geride kalabilirdik ya böyle. Dolayısıyla bu inovasyon ve değişim yönetimi zaten birbirleriyle de bağlantılı şeyler. Teknolojiyi takip etme, küresel gelişmeleri takip etme. Yani teknolojiyi takip etme sizin için de önemli. Şirket için önemli, sizin için de önemli. Bireysel çıkarımıza gidiyoruz yani oradan. Neden önemli? Siz teknolojiyi eğer güncel koşullarda takip etmiyorsanız, bu baş döndürücü gelişmeleri eğer böyle takip etmiyorsanız bu zaman ne olur? Geride kalmış olursunuz. Birey olarak böyle gelenekçi kalmış olursunuz, geride kalmış olursunuz. Küresel gelişmeleri takip etmezseniz entelektüel bilgi birikiminiz yeteri düzeyde gelişmiş olmaz yani. Dolayısıyla bizim hepimizin değişimin yönetimini takip etmemiz lazım. Şirketler büyürken, ailelerde veya kurumlarda para büyürken, maddi imkanlar büyürken eğer kafa büyümezse, anlayış büyümezse, değişim yönetimini sağlıklı bir şekilde yapamıyorsak o zaman duvara toslama imkanı veya ihtimali çok çok daha yüksektir arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe değişim yönetimine dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman durumumuz nasıl acaba? Buradan bakıyoruz. 5 dakika kaldı. Peki. Şimdi yine geçiyorum. Arkadaşlar şeffaflık ve hesap verilebilirlik meselesi var. Bizim başarılı olma noktalarımızdan gidiyoruz yani. Şeffaflık ve hesap verilebilir olma meselesi. Yani biraz önce hani adaletten bahsettik. Kurumsal olarak buna baktığınız zaman şeffaflık, hesap verilebilirlik. Kime? Kamuya. Kime? Ortaklarınıza. Kime? Ortağınız olan devlete.
mesela. Kime? Müşterilerinize. Kime? Tedarikçilerinize. Bir şekilde şeffaf ve hesap verilebilir olmanız gerekiyor. Böyle olduğunuz zaman o zaman saygınlığınız, kabulünüz, güvenilirliğiniz üst düzeyde oluyor. Üst düzeyde olunca da o zaman daha başarılı olma şansınız çok daha yüksek oluyor arkadaşlar. Birey olarak da biz bireysel çıkarımıza baktığımız zaman buradan bireylerde şeffaf olduğu zaman aslında toplumda çok daha kabul edilebilir insanlar oluyor. Yani bizim bir şekilde hayatımızda şeffaflığı, hesap verilebilirliği kimlere karşı? Ailemize karşı, birlikte iş yaptığımız insanlara karşı veya ne bileyim sosyal çevremize karşı böyle. Eğer hesap verilebilirliğimizi eğer düzgün bir şekilde dizayn ettiğimiz takdirde biz de başarıya ulaşma şansımız bir hayli yüksek arkadaşlar. Onu da özellikle ifade etmiş olalım yani. Toplumda aslında bu konuda şunu söylemek lazım. Toplumda başarılı olan insanların baktığınız zaman böyle arkalarında böyle bir müthiş bir gizem falan yok yani aslında. Baktığınız zaman böyle hesap verilebilir ve şeffaf olan insanlar daha başarılı oluyor. Daha çok böyle ileri gidiyorlar yani. Buna dikkat etmemiz lazım diyoruz. Efendim şimdi bir başka bir mesele. Hedef odaklı yönetim diyoruz. Yani hani klasik söylemler var. İşte hiçbir gemiye, işte hedefi belli olmayan hiçbir gemiye, hiçbir rüzgar yardım etmez falan diye. Biz yıllardır hedefli çalışıyoruz. Bir önceki yıldan bir sonraki yılın ne satış olabileceği, ne ham madde kullanılabileceği, önümüzdeki 5 yılda ne kadar büyüyeceğimiz, önümüzdeki 10 yılda ne kadar büyüyeceğimiz gibi meseleleri planlıyoruz. Uzun vadeli ve kısa vadeli planlar yapıyoruz. Yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapabiliyoruz. Ha bu planlar şaşabilir. Zaman zaman bu hedefleri revize edebiliriz yani böyle. Ama hedef odaklı yönetildiğiniz zaman birilerine hesap soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bizim hedefimiz buydu. Ne oldu arkadaş diyorsunuz yani. Dolayısıyla hesap verme ve hesap sorma işleri hedef odaklı yönetimde daha mümkün. Bireysel çıkarımız ne arkadaşlar buradan? Bireysel çıkarımız şu. Buradan. Siz de hedef odaklı eğer kendinizi yönetirseniz, siz de kendinizin yöneticisiniz arkadaşlar. Yani kendi kendinizi yönetiyorsunuz. Ha birileri bir aileyi yönetiyor, aynı zamanda kendisini de yönetiyor. Dolayısıyla hedef odaklı olduğunuz zaman, kendi içinizde bir hedefiniz olduğu zaman, tabii hedeflere ulaşılabilir koymak lazım. Onu da ayrıca bir parantez içerisinde ifade etmek lazım. Düş kırıklığı yaşamamak için hedeflere ulaşılabilir, makul hedeflerden koymak lazım diyoruz. Sizin de hedef odaklı olduğunuz zaman, ha bir başarısızlık olduğu zaman, ya nerede başarısızlık yaşadık veya nereden dolayı başarısız olduk veya başarılı olduğu zaman bir neden dolayı başarılı olduk diye bir bu durumu değerlendirme şansınız mümkün olabiliyor arkadaşlar. O yüzden hepimizin hayatında da bir şekilde hedefleri olması lazım. Tabi takdir Cenab-ı Allah'ın ama biz sebeplere riayet etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi hemen geçiyoruz. Odaklanma ve ölçek. Çok dağılmamak. Bunu böyle Türkçe özetleyebiliriz yani. Bize insanlar geliyor diyor ki mesela bir işle ilgili bir insan geliyor veya bir işe ihtiyacı olan bir insan geliyor. Diyor ki her işi yaparım abi dediği zaman ne yapıyorsunuz? O insanın gözünüzdeki değeri bir anda dip yapıyor. Sebep nedir? Her işi yaparım dediği için. Belki gerçekte her işi yapıyor olsa bile yani aslında gözünüzde değeri düşüyor. Çünkü diyorsunuz ki ya her işi yapan hiçbir işi tam yapamaz diyorsunuz yani böyle. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimiz başarılı olabilmek için şirketlerimizde mümkün mertebe belli iş konularına odaklanıyoruz. Bize sorarlar, şu işe niye girmiyorsunuz abi, bu işe niye girmiyorsunuz diyorlar ama biz diyoruz ki fırsatlar da olsa bilmediğimiz işlerde, kendimizi geliştirmediğimiz işlerde, iyi yapamayacağımız işlerde olmamamız lazım diyoruz. O fırsatlar konjonktürel olabilir diyoruz yani. Dolayısıyla burada sizin için ne var? Bireysel çıkarım arkadaşlar. Bir dakika zamanım kaldı, bitirmeye çalışıyorum. Sizin için çıkarım ne var arkadaşlar? Yani bir işe odaklanmamız lazım. Bir konuya odaklanmamız lazım. Her daldan dala atlamamamız lazım. Başarı için, bireysel başarı için arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Bir başka madde. Kalite meselesi. Kaliteyi çok anlatmaya gerek yok. Yaşam biçimi olmalı. Markalaşmanın yolu da zaten kaliteden geçiyor. Çevrenizde bireysel çıkarımız nedir buradan arkadaşlar? Ya şu insan kaliteli bir insandır dediği zaman zaten bir yanınızdaki bir insana göre bir adım daha, iki adım daha, beş adım daha öndesinizdir yani. Dolayısıyla bu firmanın ürünleri kalitelidir dedikleri zaman o zaman ne yapıyorsunuz? Rakiplerinizden bir adım, birkaç adım daha ön plana çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kalite hepimizin yaşam biçimi olmalıdır. Hemen bir başka maddeye geçiyoruz. Markalaşma. Aslında diyeceksiniz ki ya para yok, pul yok, bir şey yok, reklam lazım bunun için falan filan. Yok öyle değil aslında.
Tabii biz tüketiciye hitap eden işler yaptığımız alanlarda markalaşmamız var. Ama tüketiciye hitap etmeyen işlerde de o kullanıcıya hitap eden işlerde ne yapıyoruz? Orada işimizi kaliteli yaparak, o işin değerlerine sıkı sahip olarak ya böyle markalaşmaya çalışıyoruz. Endüstriyel işlerimiz var mesela, oralarda kendi çapında bir markayız. Bireysel çıkarımız nedir arkadaşlar? Hepimizin işimizi iyi yaptığımız zaman, diğer hususlara dikkat ettiğimiz zaman aslında markalaşıyoruz demektir. Yani. Ya bu adam bu işi iyi yapar, bu arkadaş bu işleri iyi yapar veya bu arkadaşa güveniyoruz dedikleri zaman zaten o işle ilgili markalaşma yolunu aralamış oluyorsunuz yani. Dolayısıyla her insan kendi etrafında bir marka gibi olmalıdır. Algısını etrafındaki cemiyette kurup bir şekilde oturtması lazım diyoruz yani. İletişim zaten bu algının üzerine oturuyor arkadaşlar. Son bir maddemiz daha var arkadaşlar. O da şu, sosyal sorumluluk arkadaşlar. Bundan tanımlıyoruz yani. Sosyal sorumluluktan kastımız da şu arkadaşlar. Hayatımızda bir şekilde sosyal sorumluluğa yer vermemiz lazım. Bunları yaptık, başarılıyız ama ne yapıyoruz? Sosyal sorumluluğa yer vermemiz lazım. Bir şekilde sosyal insan olmaya çalışmamız lazım. Toplumsal hassasiyetlere duyarlı olmamız lazım. Onlarla ilgilenmemiz lazım. Bizim şirketimizde de mümkün mertebe sosyal sorumluluk projeleriyle daha saygın bir şirket, kamunun hassasiyetlerine uyumlu bir şirket görüntüsü veriyoruz. Bireysel çıkarımız nedir buradan arkadaşlar? Bireysel çıkarımız şudur. Bizler başarılı olurken bir şekilde marka değerimizi yükseltmek, topluma faydalı olmak adına da böyle bir takım sosyal faaliyetlerde şu anda bulunduğunuz gibi bu tip sosyal faaliyetlerde bulunmanız kurumsal gelişiminizi, ifade özgürlüğünüzü, ifade yeteneğinizi ve kendinizi geliştirmenizi sağlar diyorum arkadaşlar. Zamanı geçirdim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.